aslında yeni olduğumuz ya da yeni duyduğumuz söylemler değil. Yıllardır ülkede iktidar olan AKP ve ortağı MHP kadınlara her zaman saldıran, kadın kazanımlarına karşı büyük öfke duyan bir iktidar oldu. Dün de yine savaş üzerinden bir tartışma yürütülürken, tezkere üzerinden bir tartışma yürütülürken konunun kadına gelmesi aslında çok da uzak değil. Çünkü bütünleyen bir şey. Savaş ve kadın hep yan yana onların nazarında. Yine bizi tehdit eden, yine aslında yargıyı harekete geçiren, çünkü şeyi de gördük biz somut olarak, sözleşmesi için sokağa çıktığımızda erkek devlet şiddetiyle karşılaştık. Kayyum için sokağa çıktığımızda erkek devlet şiddetiyle karşılaştık. Yine buna tahammül edemiyor. Çünkü biz 25 Kasım'a doğru giderken İstanbul Sözleşmesi'ni de önümüze aldık ve vazgeçmiyoruz, bizimdir dedik. Ve 1 Temmuz'da dedik ki bitmedi. Yani biz bitti demeden bitmeyecek. Ve 1 Temmuz'da büyük bir isyan vardı. Onların salmaya çalıştıkları korku psikolojisine inat, kadınlar yine sokaktaydı. Ve bütün öfke ve isyanımızla tüm sokaklarda bağırdık. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Biz bitti demeden bitmeyecek. Bizler hiç kimsenin kadınları değiliz. Bu sahiplenici dil yıllardır sürüyor. Ve sahiplendikleri her şeyi katleden bir zihniyet var. Hayvanlarımız denir, çocuklarımız denir, kadınlarımız denir, doğamız denir. Ve tüm bu güzellikleri de öldüren, katleden bir zihniyet var. Biz hiç kimsenin bacısı da değiliz, kadınları da değiliz. AKP'nin kadın karşıtı politikalarını zaten en başından beri hem maruz kalanı hem hedef gösterileni olarak mecburen yakından takip ediyoruz ve sürekli ona karşı bir ses çıkarmak durumunda kalıyoruz. Bir gün bir evde duruyor, gecenin bir vakti diyor ki ben İstanbul Sözleşmesi'nden çıkayım artık diyor. Kendi başına böyle bir karar alıyor. Bir gün diyor ki işte somut delil olsun, yargı paketleri içerisinde çeşitli yasalar çıkarıyor. Hep kadına yönelik, kadını daha mağdur, istenilen makul kıvama getiren, kendi yönetebileceği, kendisini kadının özne değil de nesne olabileceği veya katledilen, şiddet gören taraf olmasını istediği, buna yönlendirdiği bir tavrı ve bir tutumu var zaten. Biz kadınlar olarak da onun bu tutumuna nasıl bir cevap vereceğimizi kendisinden duymak istemeyiz tabii ki. Sonuç olarak bizim bir aklımız, bir irademiz var kadınlar olarak. Ona en gerekli yanıtları genel olarak sokakta verdik zaten en başta. Buna da devam edeceğiz. Biz en başta kendisine, erkek devlete, erkek yargıya, çıkarmaya çalıştığı yasalara karşı durarak ve onun kadın düşmanı politikalarının tam karşısında yer alarak birlikte, kadınlarla birlikte bunun önüne set koyacağız. İstanbul Sözleşmesi kadını her anlamda güçlendiren bir sözleşme. Bu işte iş yerinde olsun, mülteci kadının sorununda olsun, şiddet bakımından olsun, ekonomi bakımından olsun, her açıdan kendi deyimiyle aile, o bizim içinde öldürüldüğümüz, şiddete maruz kaldığımız, yoksun bırakıldığımız aile kavramının yıkılması. Çünkü neden? Kadınlar bir şeye mecbur kalmayıp boşanabilecekler istedikleri, yani bu, ben bunu yaşamak istemiyorum artık dediklerinde bir güvence olacak. Bunun dışında içerisinde LGBT artıları koruyan maddeleri olduğu için temelinde en baştan buna karşı zaten. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği belli yükümlülükler var ve bu yükümlülükleri uygulamak kesinlikle kendi politikalarına karşı. Kadını korumak gibi bir derdi yok. Bunu yapmak istemediği için bunu zaten feshetti. Feshettikten sonraki dönemde de kadınların, yani daha doğrusu feshedeceği dönemde, feshedeceğini açıkladığı dönemde kadınların verdiği tepkiyi, öfkeyi, isyanı gördüğü için de irkiliyor. Bizim bakımımızdan bu böyle okunuyor. Çünkü 1 Temmuz'da gördü, kadınlar öfkelenince nasıl bir cevap veriyor, nasıl bir cevap verebilir. Hala böyle konuşmaya devam edersek kim bilir başına daha neler gelebilir. Bunu bildiği için İstanbul Sözleşmesi onda farklı bir etki yaratıyor. Ve bütün bu kendi baskı, yıldırma, sindirme politikalarına karşı kadınlar seslerini kesmek yerine daha çok sokağa akın ediyor, daha çok birbirine, daha çok mücadeleye akın ediyor. Özellikle İstanbul Sözleşmesi üstünden, özellikle İstanbul Sözleşmesi yaşatır üstünden ve yaşam üstünden kuruyorlar bu bağı. Çünkü biz biliyoruz, bu erkek devlet, erkek yargı bizi korumayacak. Bizim birbirimizden başka bir tutar
daha doğrusu hayatta tutacak bir şeyimiz yok. Bir mücadeleyle birlikte güçleniyoruz, kadınlarla birlikte güçleniyoruz. İstanbul Sözleşmesi de bu noktada bizim için birleştirici bir yer. Bizim hukuki dayanağımız, yaşam güvencemiz bir noktada. O yüzden de bunu kesinlikle duymak istemiyor ama hep duymaya devam edecek. İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanana kadar ve uygulanana kadar bu hukuk mücadelesi son bulmayacak.